Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir Zeybek eğitim videosu ile karşınızdayız. Bu eğitim videomuzda sizin için Cuma Havası Yörükal Zeybeğini hazırladık. Bu oyun bildiğiniz gibi Hakan Çalhanoğlu'nun kendi düğününde oynamasıyla Türkiye'de çok popüler oldu. Ve birçok çiftimiz şu anda bu oyunu bizden istemekteler. Biz de sizin için basit ve çok güzel bir şekilde bunun eğitim videosunu hazırladık. Umarım siz de beğenirsiniz. Evet, eğitimimize başlıyoruz. Oyunumuz yine 9 zamanlı. Harman dalıyla aynı aslında arkadaşlar. 9 adım basacağız. Fakat burada bazı figür farklılıkları var. İster istemez oyunun karakteristik bazı hareketlerini de sizler için yerleştirdik oyuna. İlk olarak erkeklerin giriş bölümüyle başlayacağız. Erkeklerin oyuna nasıl başladığıyla ilgili eğitimimize başlıyoruz. Evet arkadaşlar, genel olarak bir izliyoruz şimdi yapmamız gerekenleri. Burada eşinizi karşınızda hayal edin. Sol ayağımızla oyuna başladık, geldik. Küçük bir başlangıç yapıyoruz. Daha sonra sırtımızı eşimize dönüyoruz burada yavaşça. Sağ ayağımızla başlayacağız arkadaşlar. Ben açıklamalar kısmında nerede başlayacağınızı da yazacağım. Geldik. Eller burada bakın, dikkat ederseniz belden kalktı. Ve dizimizi yere vuruyoruz. Burası önemli arkadaşlar. Sağ ayağımızı yere vurup sol ayağımızı çeviriyoruz. Başlıyoruz arkadaşlar. Evet, yerimizi aldık ve sağ ayakla başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve deyip burada ilk bölümü bitiriyoruz. Şimdi bunu ağır çalışalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sağ, sol, sağ, sol, sağ'yı vurduktan sonra 5. sayımız oluyor. 6'yı geçtik. 7. sayıda diz vuruyoruz. 8'de sağ ayağımızı yere vurup 9 ve kısmıyla beraber hareketimizi bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, burada diz vurup önemli olan sağ ayağımızı yere vurup çevirmemiz. Bu Cuma Havası Yörük Hali'nin çok karakteristik bir hareketidir. Bunu yapmakta fayda var. Tekrar gördüğünüz gibi sağ dizi vurup sağ ayağı yere basıp sol ayağı çeviriyoruz. Ve böylece ilk bölümü bitirmiş oluyor. Şimdi bunu oyun esnasında eşimizin karşısında nasıl yapacağımızı bir görelim. Eşimiz karşımızda. O şu an oyuna dahil değil. İlk girişi biz yapacağız. Sol ayakla başladık. Küçük bir giriş yapıyoruz arkadaşlar. Açıklama kısmında ben bundan bahsedeceğim. Tekrar geri döndük. Sırtımızı eşimize dönüyoruz. Ve sağ ayağımızla oyuna başlayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve... Evet arkadaşlar, bölüm bittikten sonra ilk bölüm yürümeye geçiyoruz. Burada eşimiz de yürüyecek bizimle beraber. Burada yürümede iki farklı başlangıç kullanıyoruz. Birisinde düz yürüdük. Şimdi izlemiş olduğunuz videoda. Şimdi ise sol sağ yanına, sağ sol yanını ve solu basarak devam ediyorum. Biz buna üçleme diyoruz. Bu başlangıcı aynı zamanda harman dalı içinde kullanabilirsiniz. Bunlardan hangisini isterseniz, hatta ikisini birden de kullanabilirsiniz. Evet, şimdi çalışacağız. Sol ayağımızı çevirdikten sonra arkadaşlar 8 ve 9 ve bitti. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve dedik, bitirdik. Şimdi ikincisi, sol sağ yanına sağ basıyoruz. Sol yanına geliyor. Solu tekrar bastık. 3 oldu. 4. sayı bastık. 5 ve 6 ve 7 ve
8 ve 9 ve dedik bitirdik. Üçlemeyi bir daha alıyoruz arkadaşlar. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Evet, şimdi bunu işimize çalışıyoruz. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve. Evet arkadaşlar, dikkat ediyoruz burada şimdi. Sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ ve sol ayağa basıp sağ ayağa çekiyoruz. 5. sayıda ayakla beraber kollar kalkıyor ve 6'da sağ ayağımızı yere koyup 7'de biz diz vuruyoruz. Bayanlar hafifçe eğilip sol ellerini. Evet arkadaşlar, bir bölüme daha geldik. Bu önemli bir bölüm. Yine aynı yürüyüşü yapıyoruz bir önceki bölümdeki gibi. Bakın, sol ayağımızı bastık, sağı çekiyoruz ve dizle beraber elleri kaldırıp sağ sol sağ şeklinde bir üçlü yürüme yapıp en sonunda sağ ayağımızı geriye alarak bir adım alıyoruz. Evet, şimdi bu bölümü bir çalışalım. 8 ve 9 ve dedikten sonra sol, sağ, sol, sağ, sol, sağ, 4 ve oldu. 5'te ellerimizi ve dizi kaldırdık. 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve deyip bitiriyoruz. Bu bölüm önemli arkadaşlar. Bir daha izleyelim lütfen. 1 ve 2 ve 3 ve sol bas sağı çek, eller ve diz havaya. Bakın, sağ sol sağ şeklinde yürüyüp sol dizi vurup sağ ayağımızı tekrar geri çekip oturuyoruz. Çünkü bu bölümde bayanlar oynuyor. Evet arkadaşlar, şimdi koreografinin tamamını bir izleyelim. Açıklamalar kısmında müziğin saniyeleri de ben yazacağım arkadaşlar. Burada 4 adım basıyoruz. 5. de elimizi savurduktan sonra sırtımızı eşimize dönüyoruz. Evet, şimdi müzikle beraber izleyelim. Burada 8 adım basıyoruz. Yavaş yavaş müzik hızlanıyor. Müziğin linki açıklamalar kısmında. Evet, burada düz yürüme yapıyoruz arkadaşlar, dikkat ederseniz. Bunun yerine bu üçlemeli başlangıç olan yürümemizi de koyabilirsiniz. Bu bölümde sadece erkek dönüyor arkadaşlar. Şimdi beraber döneceğiz. Şimdi yine erkek dönecek arkadaşlar. Ve dörtlü yürüme dediğimiz o seri yürümeyi yapacağız. Basıp çektik. Sağ ayağı kaldırdık. Bakın, sağ, sol, sağ, diz vur ve sağ ayağı geri alıyoruz. Şimdi bayan başlayacak tekrar. Bir ve iki ve direkt başladık. Evet arkadaşlar, şimdi bu bölüm erkeklerin böyle solo yapabileceğiniz bir bölüm ya da arka arkaya 3 defa bağlayabilirsiniz. Ya da diyelim ki uzun bir müzik tercih ettiniz. Benim burada verdiğim koreografi biraz daha kısa bir müzik. Siz de uzun bir tercihte bulundunuz. Birazdan bunu yavaş yavaş çalışacağız hep beraber. Size tavsiyem, bu bölümü bölümlere ayırarak çalışırsanız daha rahat öğrenirsiniz. Çok zor değil arkadaşlar. Zaten normalde zeybek yürüyüşü, oturmaları ve kalkmaları diğer videolarımda hepsini anlattım. Doğru duruşları. Küçük farklar olabilir arkadaşlar. Bunlara çok takılmadan hareketlerimizi yapabiliriz. Şimdi yavaş çekimde bir çalışalım hadi hep beraber.
Evet, bu bölümü bir daha alıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bu dönüş hareketini çalışmıştık daha önce. Tek fark burada arkadaşlar 5. sayıda sağ ayağımızı kaldırırken kolları kaldırıyorduk. Burada biraz daha erken kaldırıyoruz. 5 ve de açtığım ayağımı sağ, sol, sağ dizi vuruyorum arkadaşlar ve buradan dönüyorum. Sağ dizi yere vurup 8 ve 9 ve de oyunu bitirdim ve yürümeye geçiyorum. 1, ayağı biraz çapraz açıyoruz. 2 ve şimdi çapraz basacağız. 3 ve 4 ve 5 ve sağ, sol, sağ ve diz vurdum 7'de, 8'de tekrar dönüyorum ve oturuyorum. Şimdi 1. sayıda sol ayağımla tekrar başlayacağım. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve aslında yaptığımız bir hareket 4 ve 5'te ayağımı kaldırıyorum. Tekrar yürüyeceğim. Sağ, sol, sağ ve diz vuruyorum. 7'de ve 8 ve 9 ve de oyunu bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Evet, bu bölümü bir daha alıyoruz. Gördüğünüz gibi aslında bu dönüş hareketini çalışmıştık daha önce. Tek fark burada arkadaşlar 5. sayıda sağ ayağımızı kaldırırken kolları kaldırıyorduk. Burada biraz daha erken kaldırıyoruz. 5 ve de açtığım ayağımı sağ, sol, sağ dizi vuruyorum arkadaşlar ve buradan dönüyorum. Sağ dizi yere vurup 8 ve 9 ve de oyunu bitirdim ve yürümeye geçiyorum. 1, ayağı biraz çapraz açıyoruz. 2 ve şimdi çapraz basacağız. 3 ve 4 ve 5 ve sağ, sol, sağ ve diz vurdum 7'de, 8'de tekrar dönüyorum ve oturuyorum. Şimdi 1. sayıda sol ayağımla tekrar başlayacağım. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve aslında yaptığımız bir hareket 4 ve 5'te ayağımı kaldırıyorum. Tekrar yürüyeceğim. Sağ, sol, sağ ve diz vuruyorum 7'de ve 8 ve 9 ve de oyunu bitirmiş oluyorum arkadaşlar.